Ya benim için öyle. Ya başka birisi olur, nasıl oynar onu ben bilemem bakın. Ama şu an ben buradayım. Burada olduğum için de bu uygulamayı yapmak zorundayım. Ya geçen hafta dediğiniz risk. Abi her maçta risk var. Yani arkada oynasanız da diyelim ki arkadan çıkışlarda bilmem nelerde gol yiyebilirsiniz. O da gol pozisyonu o zaman da veriliyor. Ama biz güzel futbol, gol pozisyonu olan, özellikle de diri olan bir takım. Evet, orta sahada zaman zaman düştü oyundan, eyvallah, ama o çocuklar da şöyle inanılmaz bir tempo vardı bakın. Yani maçta inanılmaz bir tempo vardı. Zannediyorum spiker de bunda şey yaptı, yani bu haftanın en mücadeleci, en tempolu maçına falan filan. Eyvallah, ama yani çocuklar da her zaman baskı, her zaman atak, her zaman pozisyon. Ya bu olmaz. Mutlaka da bir tempoyu almak lazım. Onu iyi becermemiz lazım. İyi tempoyu aldığımız zaman azıcık da futbol oynamak lazım. Top bizde kalması lazım. O zaman rahatlayacağız. Bizim en büyük sıkıntımız 2-0'dan sonra hemen bizim golü yememiz büyük sıkıntı oldu. 2-1'de öyle bir skor ki, tamam mı? İleri mi çıksan, şey mi çıksan, aslında iyi bir reaksiyon da verdik. 3-1'e Samet'le bir pozisyon yakaladık. Belki o 3-1 olsa belki azıcık daha farklı olacaktı. Dediğim gibi azıcık daha pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Benim sormak istediğim şuydu hocam. Şimdi bekleri hücuma çıkardığınızda, evet, iki tane stoperin açılarak tevhiyin de ortaya girerek üçlü savunma sistemini uygulamıyor musunuz? Hayır, sırf Tevfik'le bilmem ne açıldığı zaman hangi pozisyonda? Yani mi? Hakan giderse stoperin, sağ stoperin, evet, arkaya. Şöyle diyeyim, üç kişi şey olduğu zaman sağ taraftan mı gitti? Evet. Bir, kaç santrafor oynuyor altın ordu? Tek santrafor değil, evet, mi? Bir, ikinci stoper sol bek. Evet. 3'e 1 kalıyorsunuz abi. Bu yeter. Evet, yeter. Zaten yeter. Onda bir problem yok. Bu. Her zaman şey içinde söyleyeyim. Bu pozisyonlar da oluyor. Geliyor, açılıyorlar. Önlü bura geliyor. Burada duruyor. Bekler de dışarı çıkıyor. Eyvallah. Bu açılmadan memnun musunuz? İki tane stoperin yeteri kadar beklerin arkasını doldurması açısından memnun musunuz? Abi Semihler şu ana kadar maç çıkarmadı. Memnunum tabii. Yani bu maçta benim şahsi gözlemim, evet, Altın Ordu planlarını hücuma çıkan beklerin arkasına top atarak kurmuş. Abi her defansın arkasında zaten biz hücum ettiğimiz zaman herkes zaten çabuk toplarla çıkmaya çalışıyor. Eyvallah, doğru söylüyorsunuz, ama onları da bekler alması lazım. Azıcık daha daralmaların iyi olması lazım. Buraya kim girerse girsin, Libor'a girdi, tamam mı, o da olur. Gene 3-3'e girsin burada. Evet. Ama velev ki ön libero da çıktı, sol bekin buraya girmesiyle sağ taraftan mı gittik, sol taraftan mı gittik? Azıcık daha Hakan'ın, azıcık daha sol bekin beklemesini istiyoruz. Daha sonra top bu tarafa geldikten sonra çıkış, sağ taraftan da giriş. Ön libero geldi, evet, burada durdu, top aldı, azıcık daha stoperlerin açılması, tamam mı? Ondan sonra sağ taraf veya sol tarafın değerlendirme. Tabii hiç maçı. Şimdi bu benim söylediğim gibi her dakika falan olacak değil. Her maçın içinde yani pozisyon varyasyonları var. Herkes de gardını alıyor, ona göre geliyor. Dönem dönem teke tek de çok yakalandık mesela. İlem gidelim diye. Öndeki üçlü önde kaldı, azıcık kopuklar oldu. Ya bunların hepsi maç içinde olan şeyler. Biz de golü istediğimiz için 2-2'den sonra... 2-2'den sonra da bayağı bir pozisyonlarımız var. Pozisyona girmemiz lazım. Gitmemiz lazım oralara. Yani risk her zaman, her kademede risk olacak. Yediğimiz birinci golde Adil'in yeri doğru muydu? İlk golde. Hayır, orada çok iyi hatırlıyorum. Burada arada bir tane futbolcu vardı. Zaten 3 kişinin arasından Adil'in pas attı. Adil'in yanında olması. Orduk. Evet, Adil'in buraya çıkması lazım. Söylemek istediğim de o. Doğru. Orada pozisyon hatası oldu. Evet. Pozisyon. İki kişi zaten doldurmuş orayı. Adil buradan azıcık daha buna daha yakın olması lazımdı ki. Yakın olsa zaten hiçbir sıkıntı yaşamayacağız orada. Yaşamayacak. Çok geç kaldı. Söylemek istediğim bu. Eyvallah, tamam. Ama şimdi bakın. Yani bu oyunu oynayan sonuçta futbolcular. Evet, kademe hatası zaman zaman olur. Burada şimdi biz de göstereceğiz yukarıda. Bu hafta. Bak Adil, burada
çıkman lazımdı. Veya hatta burada 3-5 tane oyun oldu Altın Ordu. Oraya da mesela agresif gitsek, topu orada kessek belki daha evvel pozisyonu kesmiş olacağız. Yani hata üzerine hata var. O dönemdeki pozisyondan bahsediyorum. Onun için dediğiniz doğru. Altın Ordu maçında kademe hatası oldu. Buradan Adil'in daha evvel çıkıp o adama orasına çıkıp kapatması lazımdı. Mutlaka maçın planlamasında Altın Ordu'nun hızlı genç çocuklarının beklerin arkasına kaçacağını çocuklara, oyunculara söylemişsinizdir önlem olarak. Ya her maçta söylüyoruz abi. Evet. Yani söylemişsinizdir diye bilmem ne bir diye yok ama şimdi her söylediğiniz maç içinde bazen öyle olmuyor yani. Sonuçta bu futbol. Sağdan çok iyi geliyor bir adam. Biz Lato'yu mesela Bursa Spor kapattık derdi hiç gelemedi. Zaman zaman sağa bakıyorsun sağ taraftan geliyor o zaman bazen futbolcular. Dolayısıyla hani maçın getireceğini götüreceğini maçtan evvel tahmin edebiliyorsunuz ama sizin tahmininizden de çok farklı olabiliyor yani. Evet. Hocam, futbol yani. Tabii takımın mücadelesinden, özgüveninden, maçı istemesinden son derece memnunuz. Herkes de memnun zaten. Camia da memnun. Evet. Ben merak ettiğim Altın Ordu'nun attığı ilk gol 47. dakika ve ikinci gol arasında ne oldu Demirspor'da? İki gol arasında, yediğimiz iki gol arasında abi, ne oldu hocam? Yani ne oldu o arada falan işte orada bizim o hatalarımız geldi. Biz bir kere söylediğim gibi 2-1'de takım tamamen azıcık daha çekilelim, azıcık daha şey yapalım ama akabinde gene arasında ne oldu falan filan değil. Bizim gene 2-3 tane hatamız var. 3-1 olabilirdi. 3-1 olabilirdi. Evet. Yani çok yani bir gol. Böyle hani ne oldu orada falan değil. Biz aslında devam ettik. Pozisyonlar da aradık. Son 85'ten 94'e kadar uzatmaya kadar 4 tane, 5 tane pozisyona girdik. Yani ya takım bir kere deniyor. Her şeyi deniyor. Ama bu futbolda hiç hata yapmayacaksın, hiç şey yapmayacaksın. Mutlaka mesela atağa giderken de fire veriyorsunuz. Dönem dönem biliyorsun Volkan'ın yorulduğunu gördük. Evet. Kademeye gelmesi. Berk'in yorulduğunu gördük. İleride üçlük aldılar. 4+3 zaman zaman yetmiyor. Bekler geldiği zaman 8'e 7 oluyorsun orada. Bir kişi fazla oynadığı zaman ona çık, öbür tarafa ona çık. Bir yorgunluk da biniyor. Yani takım orada, o safhalarda mutlaka top sahibi biz olmamız lazım. Onu biz azıcık beceremiyoruz. Zaten top yüzdemizden de belli. Mesela Altın Ordu biz top yüzde zannediyorum 55'e 45 civarında bir şey. Yani o oyunu mağlup olduğun zaman dahi veya 2-1 olsa dahi daha iyi oynamamız lazım. Daha sakin kalmamız lazım. Veya şeyden kalıptan vazgeçmememiz lazım. Onun için tabii ki hatalar oldu. Onların üstünde de zaten duruyoruz, söyleyeceğiz. O kademe hataları evet var, Adil yaptı. Daha evvel pozisyonu mesela irdelediğiniz, baktığınız zaman o topu farklı futbolcular da kesebilirdi oyunu. Belki oraya kadar bile gelmeyebilirdi. Evet Adil orada hata yaptı ama daha öncesinden bazı şeyler de var. Yani sadece Adil'e bağlamak lazım. Adil'e bağlamamak lazım. Evet, yani bir kişi. Abi yani gol yediğin tabii. Zaman ileride bile mesela pas yaparak orada bile kessen yani top oraya gelmeden kesilebilirdi yani. Mesela gidiyorsun 3 metre kare orada oluyor. Gitsene abi 1 metre kareye git orada topu al hiçbir şey olmayacak belki. Yani sırf Adil'e bak. Evet Adil en son olarak o hatayı dediğiniz gibi buraya daha evvel çıksa hiç de bir şey olmayacak. Ama her zaman o pozisyonları falan sadece futbolcuları bunları söyleyip bir daha yapmamasını sağlamaya çalışacağız. O kadar yani. Duran toplarda hocam genelde korner atışlarında duran toplarda evet. İki tane stoperimiz ileriye çıkıyor ama evet. Bugüne kadar henüz onun semeresini göremedik. Göremedim. Yanlış yani. Yerde mi duruyorlar onlar? Yani onların bir hareketlenme noktaları abi, konusunda. Hareketlenme noktasında biz genelde hani koşarak evet. İki kişinin uzun boylu penaltıyla 5 metrenin önünde genelde oraya kesiyoruz topları. Orada o mücadeleyi şey yapacaklar. Orada da hani kalkıp da antrenmanlarda korner çalışıyoruz. Bize karşı çalışıyoruz. Bizim kornerleri de çalışıyoruz ama şu ana kadar bir şey yakalayamadık. Baktığınız zaman ben burada bakıyorum 23'e 12. Yani, 23 tane orta atmışız. Biz bir tane gol. Evet. Bakın evet. 23 tane çok önemli bir oran.
Çok önemli bir oran. Öbürküler 12 tane atmış. 23. 23'ten de orada bir iki tanesini, iki üç tanesini ya değerlendirmek lazım yahut da en azından havaya çıkıp gol olsun olmasın onu bilemem. Ama o toplara doğru söylüyoruz. Yani o toplara da kafa yani olarak değerlendirmek lazım. Ligin 6. maçı hala stoperlerden bir tane kafa vuruşu, evet, tehlike, evet, gol. Onu yakalayamamış. Onların çalışması da işte korner bilmem ne geldiği zaman orada çalışmaktan geçiyor işte. Onları da eksiklerimize her zaman çalışmaya bakıyoruz. Gözle görülür bir şekilde golcü eksikliğimiz var. Samet her ne kadar gol atıyorsa bile gol noktalarında eksik kalıyor. Son vuruşlar. Yani Ocak ayına kadar bu böyle mi gidecek yoksa Stokes yetişecek mi veya da Platkef forma girecek mi? Bakın ben Stokes'u 5 dakika 10 dakika koymam ne dedi? Antrenmanlarda mesela bakın yani daha adam da şey yok. Ne kadar süre alır hocam onun? Ya bilmiyorum yani şimdi zannediyorum belki devre arası işte şey geliyor milli arası. Milli arasından sonra yavaş yavaş işte süresini de arttıracağız, şey yapacağız. Ama şunu da söyleyeyim, bizim oyunda da yani oradaki kapatmaları bilmem ne yapacak bir santrafor istiyorum ben. Yani sırf öyle gol, zaten Samet yeterince gol pozisyonuna giriyor. Evet. Sadece atmasına kalıyor. Evet. Şu ana kadar en azından bir 5-6 tane gol atabilir. Atabilir miydi? Atardı. Evet. Şimdi azıcık da bu yani çocuğu da şey yapmak istemiyorum. Daha yeni gelmiş. Çok özverili çalışıyor bak. Yani hep hata, şeyleri falan görmemek lazım. Eyvallah. Hakikaten gol sıkıntımız var. Onu ben kabul ediyorum. Ama yani bu çocuk da pozisyona girmiyor değil. Ve de net pozisyonlara giriyor. Zannediyorum ilk yarı da mesela karşı karşıya geldi. Atması lazım. Kale bomboş. İkinci yarı girdi. 3-1 olsa maç belki bitecek. Biz daha çok rahatlayacağız. Ama evet o konuda şey yapıyorum ama bunları da işte artık sahada veya antrenmanlarda herhalde daha çok çalışmamız lazım. Hocam Volkan'a fazla yük binmiyor mu? Bu hafta Menemen maçı var. Kendi evinizde oynayacaksınız. Onunla ilgili hazırlıklar ne durumda şu anda? Ya hazırlıklara bugün başlıyoruz abi. Hani durumu şey yapacağız. Şimdi çocuklar saat 4'te geliyor. Yani sakat kim bilmem ne Volkan'ın bir darbe aldı biliyorsunuz. Topundan zannediyorum. Onun durumlarına bir bakacağız. Ondan sonra daha net bir bilgi veririz. Ama dediğim gibi yani biz ben mantalitinden yani vazgeçmeyeceğim. Yani bu futbolu devam ettireceğiz. Yani bilmiyorum yani iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Evet 2-2 berabere kaldık. Eyvallah. Ama böyle devam edersek, şey yaparsak bir günde bu goller gelecek diye düşünüyorum. Yani başka şeyimiz yok. Yani bunları atmamız lazım. Atacağız da inşallah. Yani bu Stokes da olur, bu Samet de olur veya herhangi birisi de olur. Bunları yapacağız yani ama gene söylüyorum ben iyi bir futbol oynadığımızı düşünüyorum. Evet maç esnasında bir 15 dakika da öbür takımlarda oynayacak. 90 dakikada biz pas yapacağız, şöyle yapacağız falan. Bir 15 dakikada altın ordu da gelecek. Belki Menemen de gelecek. Belki bir şey de gelecek yani. Bu yani biz şey değiliz yani sonuçta. Ama biz bu takımdan en iyisini çıkarmaya çalışıyoruz. Seyir açısından çok güzel maç olduğunu herkes söylüyor. Bu da önemli. Hatalar var mı? Var. Dediğiniz gibi, şey yaptığınız gibi. Onları da izleyerek, bakarak, antrenmanda çalışacak en az kariye indirilir. Evet ben gene söylüyorum. Bizim oyun riskli bir oyun. Riskli bir oyun. Çünkü ileri gitmemiz lazım. Gol bulmamız lazım. Pozisyonlara giriyoruz. Bu oyunu ben devam ettirmek zorundayım ve ettireceğim de. Bir gün gelecek o şeyler de oturacak. Yani azıcık tabii ki bu mantaliteye futbolcuların alışması, şey yapması, reaksiyon vermesi de önemli. Ama azıcık daha zamana bilmem neye falan değil. Zamanımız aslında hiç yok. Hiç yok. Her hafta bir takım gelip o maçı oynamak zorundayız. Ama dediğimiz gibi yani pozisyonları değerlendirip hem agresif oyun hem istekli oyun onu devam ettireceğiz. Dönem dönem evet topuklar oluyor. Onu da kabul ediyorum. Ama çalışarak onların hepsini bertaraf edeceğiz. Çünkü herkes
hatasını biliyor. Yani Adil de mesela pozisyona girmediğini biliyor. Orada geç kaldı. Eyvallah. Daha evvel çıkmamız lazım. Hatta o pozisyona gelmeden daha evvel bertaraf etmek lazım bu pozisyonları. Onlara da bakıyoruz yani. Sırf Adil'in bilmem ne falan filan değil. Çünkü futbol hata oyun. Dolayısıyla yani o yaptı, bu yaptı falan diye bir şey yok. Biz hep beraber yaptık. Daha evvel de bertaraf edebilirdik. Çıkmamışsın oraya 5 metreden. Ondan sonra pozisyon gelmiş. Çıksaydınız belki daha evvel kesilecekti o pozisyon. Yani ona suç at, buna suç at, bu böyle falan filan öyle bir şey yok. Takım olarak hep beraber suçluyuz yani. Onun için biz yolumuza devam ediyoruz. Zannediyorum futbolumuzda beğeniliyor diye düşünüyorum. Sırf Adana'da değil, bu şeyler başka yerlerden de geliyor bize. Ama dediğim gibi yani bunun üstünde duracağız. Ya bir gün olacaksa yani bu golleri de atacağız yani. Hocam, Altın Ordu gibi tempolu bir takıma aynı tempoda karşılık vermek her baba yiğidin harcı değil mi? Ya abi bunları da azıcık takıma şey, evet hata falan değil. Yani iyi yönlerine de bakalım. Zaten hataları görüyoruz, biliyoruz. Siz de söylüyorsunuz, biz de biliyoruz. Ama hata maalesef oluyor. Gene söylüyorum abi, bizim oyunumuz riskli bir oyun. Bu baskı oyunu, çünkü her zaman bakın ben gene söylüyorum. Yani her zaman bu olacak işte... Bunu azıcık daha öğrenmemiz lazım. Azıcık daha baskıdan sonra beraber Bursa maçında olduğu gibi dönem beraber olup topu yapıp top yüzdesini çıkartıp topun daha çok bizde kalmasını mutlaka sağlamamız lazım. Her mesela oradan hop vuruş gene alınlar. Pozisyon alman lazım. Yoruluyorsun yani. Yoruluyor. Takım yoruluyor. Yani topun arkasından koşmak çok daha zordur topa sahip olmak. Evet. Yani topun arkasından devamlı koşturmak ona falan yoruyor, takımı da yoruyor. Dolayısıyla ne yapacağız? Daha çok yüzdelerimizi arttıracağız. Topun bizde daha çok kalmasını sağlamamız lazım ve sağlayacağız inşallah. Yani öyle düşünüyorum yani. Hocam kaptanı beğenerek izliyoruz Volkan Şen'i. Tüm camia da öyle. Övgüler de yağdırıyor. İzlerken biz de yoruluyoruz. Fazla yük bilmiyor mu Volkan hocam? Biliyor. Yani abi, özellikle Altın yani Ordu maçında hep Volkan. Ya doğru. Ya Volkan da oğlum yoruldun mu diyoruz, tamam mı? Diyor yok devam et falan, devam edeceğim bir şey yapacağım diyor. Anladın mı ne demek? Yani çocuk da çok istekli. Çok istekli. Ya bu evet. Örnek. Çok da sahip çıkıyor. Ya örnek. Çok sahip çıkıyor. Çok şey yapıyor. Yani hepsi sahip çıkıyor. Sırf Volkan değil abi. Yani hepsi çıkıyor. Bakın. Belki kolektif oyuna katılmasından memnun musun? Aynen onu şey yapacağım. Azıcık daha belki basit hani azıcık daha fazla top kaybediyor. Çok daha hani bir tane, iki tane değil. Azıcık daha top akışı yap ama o da düzeldi. Azıcık daha düzeliyor. Evet. Azıcık daha düzelme var. Mesela ben Berkin ve Volkan'ın katılmalarını dinlenmeler nerede olur? Takımın içinde olur. Ya gel bak Bursa maçında harika oldu. Dönem mesela Volkan yoruluyor, geri gelemiyor. Ya orada bir eksik kalıyoruz yani. Anladın mı ne demek? Evet, çok büyük efor sarf ediyor. Bir şeyler yapıyor. Ona hiçbir şey söylemiyoruz zaten. Ama takımın içine de hep dinlenmelerini takımın içinde istiyorum aslında ben. Orada da kalıp içinde kalırsak daha iyi işler çıkacağını düşünüyorum. Tabii şey de bekliyor sırada şimdi. Traore bekliyor, Karayol bekliyor. Traore bekliyor. Böyle evet. Bir yani şimdi şöyle bir şey ortamı var. Da oluştu şimdi. Evet. Mutlaka Resul olacak. Resul şey yapacak. İşte Hamidu geliyor. Şimdi biz Trabzon maçını oynadık. Azıcık takımın yani o kişilerde de fizik anlamında sıkıntılar olduğunu gördük. Bir iyi giden de bir takım var. Şimdi ben biliyorsun beni azıcık bu tanımışsınızdır abi. Yani şimdi herkesin hakkını vermeye çalışıyoruz. Şimdi onu aldık bilmem ne performans var. Yok. Performansa yaklaştığı, yükseldiği zaman o zaman sokmamız lazım. Yani o performansın altına düşerse ne olacak? Bu hafta Hamidu'yu koy. Ondan sonra iki hafta iyi oynamadı, şey yapmadı. Belki Hamidu'ya ihtiyacı olduğumuzu ben de biliyorum. Evet. Önemli adam. Geçen sene full oynamış. Evet. Bu takımda. Kaptanlığını yapmış. Bunu biliyorum. Her şeyini biliyorum. Ama biz de bir seviyeye gelmesini bekliyoruz. Bu arada öbür takımda fena gitmiyor. Şey yapmıyor. Hukuk
anlamında da bazı şeylere bir dengede tutmak lazım. Onu al, Hamidu geldi, bilmem ne al, şey geldi. 3 hafta geçen hafta konuştuk bunları. 3 hafta, 4 hafta oynamadığınız zaman mutlaka fizik olarak bir sıkıntılarımız olur. Biz her haftada performans istiyoruz. %100 performans istiyoruz. Bazıları olabiliyor, bazıları düşüyor. Onun için hepsini dengelemeye çalışıyoruz abi. Hocam, şu anki mevcut futbolcu kadrosu, futbolcular olarak kadroyu ele aldığımızda bu kadronun ligin sonunda destekleyeceğini düşünüyor musunuz? Abi daha devre arası var yani. İkinci sorum, şimdi Altın Ordu maçına baktığımız zaman Volkan Şen öncesi ve sonrası ya takım hikaye görüyoruz. Mesela hücumda 26 uzun topla çıkmışsınız. Evet. Daha çok pası rakip yan alanına yapmışsınız, evet. Ama bu pozisyona baktığımız zaman çok fazla yansımıyor. İşte Volkan'ın kanattan bindirdiği... Pozisyona yansımıyor. Hayır, rakip alanda pozisyon olarak yansımıyor. Yaptığınız paslar. Yani yansımıyor, doğru. Yani, doğru. Volkan'ın bireysel çabaları olmasa belki ikinci gol, belki gol atmakta biraz zorlanacak takım. Buna katılıyor. Olmasa da bir şey yok. O yani şu an Volkan var, olmasından ben şey yapmıyoruz ki. Yani ben şimdi onu şey yapamam. Şimdi Volkan var, sen olmasa diyorsun. Şimdi Volkan var. Gerçek yani onun bir kalitesi var. Bir kariyeri var. Çocuk onun en iyisini çıkarmaya çalışıyor. Fizik olarak da çok daha %100 olmadığını düşünüyorum ben. Evet, kopukluklar oluyor, geri gelemiyor bazen. Ona da dönem dönem katlanıyoruz. Oynaya da buraya daha iyiye geleceğini ben düşünüyorum. Ondan sonra o girişleri de belki yapacak. Evet, gol pozisyonları gittiğimiz kadar, şey yaptığımız kadar yansımıyor. Katılıyorum. Ama onu da yansıtacak olarak o pozisyonlara girdikten sonra o pozisyonları da yapmamız lazım. Kadro yeterli mi transfer? Yani ligin sonu yeterli. Abi oraya şu an hiç şey yapmıyor. İkinci de şey bir gelsin. Bakın şu an bir ligde gidiyoruz. Tamam mı? Ve ben bu kadro haricinde devre arasına kadar ben hiçbir şey yapamayacağız. Tabii ki şu an bazı düşüncelerimiz olabilir, şey yapabilir ama şu an tamamen lige konsantreyiz. Orada iş yapmamız lazım. Şu anda takımımız yüzde kaçlardadır hocam? Yani valla fizik durumu düşük olanlar tabii ki var. Var değil mi? Yüzde kaç falan filan değil. Yani ben şu andan sonra hani takımın daha ne vereceğini, Bursa maçında ben bu kadar şey beklemiyordum. Bakın. Hiç yani kimse beni beklemiyordu. Değil mi? Şimdi ben beklemiyordum bunu. Şimdi onu ben söylemem çok doğru olmaz. Yani yanılırız. Birden Bursa maçından sonra 2-2'lik bir Altın Ordu maçı. Ama takımın genel durumundan memnunsunuz değil mi? Genel durumundan memnunuz tabii ki. Yani niye memnun olmayalım? Pozisyon var, aksiyon var. Evet, hatalar var, olacak. Hata her maçta olur yani. Öbür takımlar yapmıyor mu hata? Kesinlikle. Öbür takımların bir tek farkı bizden şu an pozisyonlarını değerlendirmesi bu kadar. Biz pozisyonları mı değerlendirse peki Adana maçı bile alabilirdik çok. Yani gol atmaya başlasa. Yani. Çok daha iyi olacak. Şimdi isim vermeyeyim elikte. Öyle goller oluyor ki Allah diyorlar yani. Evet. Hatalar var, şeyler var. İzliyorsunuz maçları belki. Çok oynamayanlar... Pardon abi. Stokus ne zaman hazır olur hocam? Abi Stokus da inan bana daha ben de şey yapmıyorum ama tam şey kıvamında değil abi. Çünkü niye? Şimdi o Samet'ten falan filan hakikaten o baskıya gittiği zaman o oyunu biz oynamamız için bu benim ihtiyacım. O ne zaman o konuma gelirse daha sürelerini arttıracağız, arttırabiliriz eyvallah. Hani 5 dakika, 6 dakika, 7 dakika değil de evet 15-20 dakika, 25 dakika belki arttırabiliriz. Evet orada size katılırım ama konum olarak oynadığımız mantalite açısından onu şu an yapar mı yapmaz mı tabii şeyimiz var. Antrenmanda onu zorluyoruz, şey yapıyoruz. O seviyeye geldiği zaman da inşallah onu da değerlendireceğiz. Menemen nasıl bir takım hocam? Vallahi bizim çocuk daha dün geldi. Yani Menemen nasıl bir takım? Ya daha çok bize kapanır diye düşünüyorum. Kapalı oynar diye düşünüyorum. Dolayısıyla onu da bir görmek lazım. Yani kapalı takımlara çok fazla şey yapmadık şu ana kadar. Hepsi bize geldi. Orada futbol oynamaya çalıştık. Evet. Hani onlar da futbol oynamaya çalışacaktır mutlaka. Şimdi onların ben taktiğini falan filan ben tabii ki bilemem. Belki de ileride basacaklardır.
şey yapacaklardı. Ama dediğim gibi yani şu an biz her şeye hazır olmamız lazım. Yani kapalı takıma veya ileri çıkan takıma. Önemli değil. Biz her şeye, önemli olan bizim takımımız, her takıma hazır olması. Takımda oynamayanlar veya sonradan oyuna girenlerde böyle bir kırgınlık, küskünlük havası var mı hocam? Yani görevi gözükmüyor. Mesela şöyle bir şey var. Net bir şey söyleyeyim. 15 dakika Vedat'a şans tanıdı, Vedat Bora. Evet. Vedat iyi futbolcu yani. Konya'dan beri takip ettiğim zaman ben performansından memnun değilim. Son 15 dakikada katkı koyması lazım ama. Evet. Koşar. O çok şey değildi abi. O konuda azıcık ben katkısını şey görmedim hocam. 2-3 tane top getirdi abi. Getirdi. Tane top getirdi. Hakan geldi, oradan şey yaptı. 15 dakika tabii yani katkı. Yani bir kırgınlık, küskünlük mü? Hayır. Vedat'ı da ben transfer ettim Konya'ya. Evet. Ya benim, ben kendim vesile oldum bir şeye. Vedat'la benim aramda mümkün değil, öyle bir şey olmaz. O çocuk da öyle bir çocuk değil. Evet. Her oynamayanın mutlaka bir şeyi vardır. Mutlaka. Ona kabulüm. Ama ben yanlış anlamayın şimdi. Ben de kuralı ben koymadım 11 kişi. 18 kişi kadro da ben kurmadım. Aynı şeyleri takıma da söylüyorum. Bu takımda 11 kişi çıkacak. Ve 18 kişi kadromuz var. Bunlara katlanacaklar, o zaman futbol değil de tenis oynasınlar. Evet. Ya bireysel şey yapsınlar. Ya bireysel, bunu düşünen eğer varsa. Ya bunları söylüyoruz zaten. Yani 11, bazen bir bakıyorsun hakikaten bir 13 kişi, 14 kişi devamlı zorlayan şeyler var. Ben 11 kişi çıkmam lazım yani buraya. Tercihimi yapmam lazım. Mesela maçtan sonra ben de hep daha akıllı oluyor. Her insan maçtan sonra daha, lan biz de bazen diyebiliyoruz. Belki şunu koysaydık daha iyi olabilirdi. Hani şunu değiştirseydik böyle daha iyi olabilirdi. Söylüyoruz yani. Yani bunlar var. Ama bu kararı sonuçta maçtan evvel ben vermem lazım. Onun için de bir sıkıntı yok. Şu an takımın içinde bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Mutlaka tabii ki yani yedek oynayan hiçbir futbolcu memnun olmaz. Ama şansını da bekleyecek. Buna yapacak bir şey yok. Futbol böyle bir şey yani. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederiz. Başka bir şey var mı? Başka yok. Teşekkür ederiz.